İlk böyle şarkı söylediğin, ilk böyle profesyonel şarkı söylediğin anı hatırlıyor musun abi? Evet. İlk böyle an çıktım ve İlk. Haluk Levent diye anons ettiler. Haluk Levent anons edilmedi. Ben bir şeyler çaldım. Herkes duydu. Öyle bir alkış geldi. Onu hatırlıyorum tabii. Ama burada anlatır mıyım? Yani Anlatırsın sanki abi. Çünkü girdik bana konuya. çıkarı Eğer ne olacak? anlatmazsan ben çok üzülürüm. Çok Ha, benim gülürüm. çıkarım ne olacak hani burada? Abi hikaye beşi 10 lira veriyoruz. Anekdot başı 100. Ya ilk böyle hani çıktı Haluk Levent olduğundan ben merak ettim abi vallahi ya. Aslında ben bir bilgisayar programcısıydım. Haluk Levent olarak böyle müzik filan yani öylesini gitarla 3-5 parça çalıyordum ki hala gitarla 3-5 parça çalırım. Gitarist değilim çünkü. Hani şimdi bizi izliyordur. Kuzenim Kemal var. Melek teyzemin oğlu oluyor. O Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde okuyordu. Sınıflarında 53 kız, 2 erkek. Sadece. Anla artık yani. Doğru. Sosyal hayata ne kadar adapte olmaya çalışan bir arkadaşımız. Tahmin ediyorum ki sırf o nedenle yazdı orayı. Ben biliyorum ya Kemal'i. Bir gün Adana'da Lotus Mühendislik var. O dönem geçti artık, çok eskiden. O bilgisayar firmasında çalışırken telefon açtı. Ama o zamanlar cep telefonu yok. Hani direkt evden iş yerine. Kuzen dedi, efendim kuzen dedim. Bara gidelim. Dedim gidelim, orada bir gitar çalan çocuk var. Olur dinleriz ama bende para yok dedim. Yarın dedim haftalık alıyorum. O dönemlerde aylık alınmıyor, haftalık alınıyor. Dedi ki kuzen, eniştemin arabasını sattım. 2000 dolar komisyon aldım. Bir şey daha söyleyeceğim dedi. Füsunlar geliyor üniversiteden, 6 kız. Füsunlar geliyor, 6 kız. 6 kız. Akşam bardan sonra Mersin sahillerine akarız dedi. Bugün dedi uçalım dedi. Bir cuma akşamıydı. Tahmin ediyorum öyle. Dedim tamam da yarın cumartesi ne çalışacağım ya yani, öğlene kadar olsun dedi ya, uykusuz kalırsın. İyi dedim, sen git dedi kafe yapıla, masayı ayıttır, Füsunlar gelecek, onlara haber et. Sen dedi başla dedi orada içmeye, kızlarla eğile, ben geliyorum. Tamam. Geldik abiciğim, oturdum. Saçlar o zaman uzun tabii. Yani direkt metalci bir tip. Çocuk gitar çalıyor falan. Bakıyorum. Biraz sonra kızlar geldi. Rüzgar gibi böyle. Çukurova Üniversitesi peyzaj kızları bu. Peyzaj gibiler yani. Ya yok böyle bir şey. Maşallah. Kızlar Füsun. Aa merhaba. Aa siz Kemal'in kız. Evet dedim. Buyurun oturdular. Oturduk, sohbetler falan. Abi hayatımda duymadığım içkiler istemeye başladılar. Yemekler, içkiler. Masa zaten tahmin ediyorum barın hesabının 3 katı yani. Çok barın. Ya kızlar dans ediyor, eğleniyor. Kemal'lerde falan. Ben dedim ki artık Kemal gelsin yani ben hani. Bu pek sohbete de giremiyorum hani. Çünkü çok, evet. O zamanlar böyle jetonlu telefonlar var. Barın içinden jetonu koyuyorsun, basıyorsun. Teyzemi aradım, Melek teyzemi. Meşgul. Yok çıkmıyor. Hep meşgul. Bir daha aradım, bir daha aradım, yok. Bir daha döndüm, bir daha aradım, yok. Kızlar içmeye devam, yemeye devam ediyor. Artık bize iki garson bakıyor yani. Masa büyük masa. Bir daha arıyor Kemal'i. Kemal yok abicim. Yani yok. Lan yok yani, yok. Artık yani kızlar dedi ki ya Kemal gelmeyecek abi. 1,5 saat falan geçti. Biz gidelim dedi. Bay yani. Bay. Bu kadar yani. Yani. Gitti yani. Masada ben varım. Bir de köşeye kaçmayın diye galiba bir garson koymuş. Yani böyle bakıyor. Hesabı öde. Neyse artık en son tekrar bir telefon açtım. Ve 1,5 saat sonra telefon düştü. Meğer teyzem ve kızım Belgin beni arıyormuş. Bara ulaşmaya çalışıyormuş. 100 tane telefon gelmiş. O dönemlerde altın rehber var. Rehberden buluyorlar. Bulamıyorlar, düşüremiyorlar. Barın bir şeyi, telefonunu bulamamışlar. Beni arıyorlarmış ki şöyle demiş Kemal 1,5 saat önce. Anne, bilgisayar firmasını aradım. Haluk çıkmış, ulaşamam. Bara ulaşın. Eniştemin arabasında sorun çıktı. Parayı İskenderun'a geri götürüyor. Eyvallah. Füsunlar da gitti aldı. Füsunlar gitti oğlum. Hesap ne olacak? Orada bir hesap var yani. Köşedeki garson bıyık vurmaya başladı. Hani. Yıkılmışım artık. Ne yapacağım? Titriyorum yani. Benim başıma nasıl böyle bir şey gelebilir? Ve gitarist çocuk gitarı bıraktı. Dedim ki bir plan yaptım. Tamam. Mekandan herkes gitsin. Mekanın sahibiyle görüşeyim. Eve gidelim. Annem, babam, rahmetlinin kenarda bir şeyi vardır. Diyeceğim ki baba bak durum böyle böyle. Ben sana maaşlar öderim. Başka çarem yok. Oturdum. Gitar
gitarcı çocuk ara verdi, aldım gitarı çaldım. Lütfen bir gitar alabilir miyim? O parçayı çalmak istiyorum size. Şuradan çalacağım. Bakın hangi şarkıyı çaldım. O anda hiç kimsenin, bu arada ilk kez bir televizyona kıymetinizi bilin yani. Abi çok teşekkür şöyle, ederim. Şöyle Okan şuraya oturabilir. Şöyle bir parça çaldım. Füsunlar. Füsunlara gelsin abi bu şarkı. tamam. Hiç ritim bitim yok tamam çocuklar. Tek gitar çalacağım. Şöyle bir şey. Güzelim yürekten bağlıyım sana. Eziyet eder bir seven sevene. Güzelim yürekten bağlıyım sana. Eziyet eder mi seven sevene. Yandırdın kalbimi yaman. Ey kaşlar keman. Bu derdime inan. Yar sensiz yaşayabilmem. Ey sevgili canım. Bu derdime inan. Yandırdın kalbimi yaman. Ey kaşlar keman. Bu derdime inan. Yar sensiz yaşayabilmem. Ey sevgili canım. Bu derdime inan. Seni görmeyince fenadır halim. İntizarda koyma gadam ve halim. Seni görmeyince fenadır halim. İntizarda koyma gadam ve halim. Yandırdın kalbimi yaman. Ey kaşlar keman. Bu derdime inan. Yar sensiz yaşayabilmem. Ey sevgili canan. Bu derdime inan. Yandırdın kalbimi yaman. Ey kaşlar keman. Bu derdime inan. Yar sensiz yaşayabilmem. Ey sevgili canan. Bu derdime inan. Bu şarkıyı söyledim. Emin olun salondaki kalabalık kadar kalabalık yok ama sesleri, alkış sesleri bu kadar çıktı. Bir daha ben kendimi kaybettim. Hayatımda ilk kez bir şarkı söylemişim. Bir daha artık ne biliyorsam oturduğum yerden dağlar, barış mantolar, şunlar bunlar 45 dakika söylemiş. Söyledim ve artık gitarist çocuk geldi. Gitarı alabilir miyim? Tamam, o anda gerçeğe döndüm. Eyvah ben buradaydım ve artık hesap falan umurumda değil yani. Artık babama gideceğim kesin. Mekanın sahibi geldi abiciğim. Aman efendim bu nasıl güzel bir ses lütfen. Bilmiyor adam tabii masayı, beni bilmiyor içeride. Müdüriyette oturuyor sahibi. Bu nasıl bir ses, oturabilir miyim? Oturdu. Efendim ya nasıl bir şeydir bu? Nerede? Ben dedim köşede Kasım Gülek Köprüsü'nün orada dedim. Orada çalışıyor. Evet dedi, tamam ben biliyorum orayı dedi. İşte dedim hafta, ben adamın bildiğini zannediyorum, adam bilmiyormuş hesabım burada öyle olduğunu. Dedim ki öyle ya dedi, bir şey söyleyeceğim. Çalışır mıyız dedi ya haftanın iki günü. Çalışmaz mıyız? Üç hafta bedava. Çalışmaz mıydı? Ya dedi çok güzel, bak arkadaşlar şu kadar para veriyoruz da olmaz mı dedim ya. Olmaz mı artık, ağlayacağım ya. Olur dedim ya. Ya dedi ne kadar kibar, ne kadar olumlu bir adamsın, elektriğin çok güzel, bir şey de içmiyorsun dedi masada tek. Ya dedi bir şey, ben dedim hesabı ödeyecektim, olur mu dedi ya. Onu oraya yedirdim. Size bir söyleyeyim mi? İç açılarının toplamı kaç olan üçgen bilmem matematikte var. Onun böyle bir üçgen yeri var onda. Üçgen böyle. Arkama dönmeden çıktım. Garson bir şey demeye kalktı. Tamam dedi, bizden dedi. Adamın haberi yok. Masanın benim olduğundan haberi yok. Ve ben çıktım arkama dahi bakmadan. Yani artık evde oturuyorum. Köpek sesleri geliyor ama acaba onlar mı geldi? Sabah iş yerine gittim. Adam orada oturuyor. Söylemişim ha. Dur dedi. Ya dedi sen dedi ne yaptın? Dedim ne yaptım? Ya dedi bütün hesap sendeymişsin dedi. Şimdi dedi sen artık bara gelmezsin diye ben geldim dedi. Hadi dedi bunu dedi 3-4 programla ödeştirelim mi dedi. Olur dedim babacığım dedim. O gün Haluk Levent programları başladı. Çok... Bir borçla başladı. Ya alkışlar gelsin.
Ya. O bağırma da oradan geliyor abi bence. Yandırdın kalbimi. Hani hesap gidiyor. Hesap çıkmadı. Hesap çıkmadı. Aleyh falan. Tabii.